Gökmen merhabalar Gökmen Bey. Merhaba Dine Hanım. Teşekkürler, sağ olun. Siz Duygu'yla kaç yıllık arkadaşsınız? Ne zamandan beri tanışıyorsunuz? Hemen hemen 15 yıl var. 15-20 yıla yakın bir arkadaşlığım Biraz var. Daha geride durursanız yüzünüzü daha net göreceğim. Biraz arkaya yaslanın. Ha, böyle evet. Daha iyi. Biraz daha iyi. Evet. Biraz diğer tarafa kendinize göre sağa dönün. Ha, okey, tamam, şimdi oldu. Yüzünüzü gördüm. Şimdi 15 yıl epey uzun bir arkadaşlık. Nasıl tanıştınız siz Duygu'yla? Evet. Biz asper kadar bir arkadaş ortamında tanıştık. Tamam. O zamandan beri iyi bir arkadaşlığımız var. Evime daha iyi gelir, kalır, yatar. Yani hatta hanımım bile tanır yani. Benim ailem olduğu gibi tanır onu. O dediğiniz işte kahramanlar, işte hangi arkadaşı olursa onlarla da gelmiştir benim evime. Ha, kahramanla zaten... da geldi sizin evinize. Tabii geldi, oturdu. Bir iki kere geldi, daha çay falan içtiler. İşte tabii kahramanla yaşarken disiplinli bir yaşantısı vardı. Sokağa salmazdı onu kahraman falan. Öyle biliyorum yani. Bana Peki, anlatırdı. Kahramanla yaşarken yasaklı madde kullanır mıydı? Ya vallahi o kadar da pek onun orada onu görüşemiyordum zaten. Kahramanla geliyordu bizim eve. Bir iki kere onunla pek görüşme şansımız yoktu. Peki, kahramanla yaşadığı zaman. Siz en son ne zaman gördünüz? Ne zaman konuştunuz Duygu'yla? Yani 20 kaçıydı? 25 Nisan'da galiba en son mesajlaşıyorsunuz. Evet. 23'ünde. Ben 22'si. 22'sinde. Aynen. Bir dakika Gökmen Bey. 25'i son görülmesi. Tamam. 22'sinde geliniyle görüntülü konuşuyor. 25'inde de en son WhatsApp'tan son görülmesi. Peki siz ne zaman gördünüz? Ne zaman konuştunuz Duygu'yla? Benim hatırladığım kadarıyla 2-3 ay önce o biraz şiddet görmüş o Tolga denilen arkadaştan. Biraz mı? Mahvolmuş kadıncağız. Ne birazı? İşte yapmayın. Mahvolmuş. Ya işte ben biraz diyorum da işte bayağı şiddet görmüş. Öyle geldi bana geldi. Aha. Bana kollarını falan gösterdi. Ben direkt dedim ki ona hemen dedim savcılığa git şikayet et. Bir dakika, özür dilerim Gökmen Bey. Arkadaşlar o fotoğrafları girebilir misiniz lütfen? O görüntülü ekranlara getirelim lütfen. Yani kolları korkunç, bacakları korkunç. Bir de öyle bir halde ki mesela oğlu söylüyor ya da sen mi söyledin mesajım? Şu ben saçını söylemiştim. Saçını koparıyor. Bir vahşice bir olayla karşı karşıya kalıyor. Size geldiğinde şiddet gördüğünde bu boyutta mıydı? Nasıldı bir hatırlar mı? Hatırlıyor hayır, musunuz? Hayır, ben öyle saçı falan değil. Sadece bana iki kolunda morluklarını gösterdi sadece. Gökmen dedi çok kötü dayak yedim dedi. Dedim sen daha hala ne yapıyorsun dedim. Niye bana geleceğine çabuk dedim şeye git. Savcılığa git dedim şikayet et dedim bu adamı. Başka türlü yani nasıl sana yendim bu kadar kötü davranın. Sen dedim neyle dayak yedin? Hatta sopa mıdır nedir anlatamadı bile zaten. Biraz da kızdı. Ben ona kızdım yani bu konularda soğuk yani. Yani sen ne yapıyorsun, ne işin var demek isterim bu adamın yanında. Yani seni bu hale getiren adamla nasıl hala konuşuyorsun? Ne dedi peki, ne dedi? İşte şeyin yüzünden, bir mesaj yüzünden bu hale. Bir mesaj atmış benim Karanfil. Arkadaşım var. Karanfil'i tanıyor musun? Ha, tanıyorsun sen Karanfil'i. Karanfil de benim çocukluk arkadaşım. Sen tanışmalarına vesile olmuşsun galiba değil mi Gökmen? Ben bir nevi ben oldum tanışmalarından vesile. Şimdi karanfil meselesine geleceğim de en son Tolga'nın yanında zaten kayboluyor ve Tolga'nın yanındayken kayıplara karışıyor. Tolga'nın onun başına bir şey getirmiş olma ihtimali var. Karanfil'in ona attığı mesajlardan dolayı. Karanfil'in adı da Mustafa bu arada. Lakabı Karanfil'miş galiba. Şunu merak ettim Gökmen. Şimdi sen 2-2,5 ay önce görmüşsün ama ilk şiddete evet, uğradığı tarih görüşüm. Değil mi? Sen o zaman gördüğünde kollarım o olsun. Benim gördüğüm herhalde ilk şiddete uğradığı da. İkincisidir zannedersem şey. O saçı başı olsa yoksa bana saçını da gösterirdi. Hayır. Sen 2,5-3 ay önce gördüğünde kolları bu şekilde şiddete uğramış mıydı kolları bacağı? 2,5 ay önce mi gördüğünde o haldeydi? İşte gördüğümde kollarını sadece gösterdi. Kollarında morluklar vardı. Ama Melisa'cığım sen bize ne demiştin? O görüntüleri sana attığında bir 4,5-5 ay önce falan aslında ilk şiddet evet. Başlıyor. Evet. Doğru mu? Evet. Belki tarihleri yanlış hatırlıyordur Gökmen abi. Öyle mi? Evet. Vallahi ben bilmiyorum onun bir WhatsApp'ından silmediysem WhatsApp'tan attığı şeylerden tarihi hatırlayamıyorum ama rahat bir 2,5-3 ay var benim
aklımda kalan. Bak Gökmen, sevgili Gökmen, elindeki her fotoğraf, her yazışma bizim için çok çok kıymetli, emniyet için de çok kıymetli. Evet. Ben senden rica ediyorum, biz bu zaten röportajı... bir dakika, ne olur. Biz bu röportajı bitirdikten sonra oradaki bütün görüntüleri, elindeki bütün yazışmaları lütfen ekibimle paylaşır mısın? Senden rica ediyorum. Tabii tabii paylaşırım. Bir de benim anlatmak istediğim Tolga'yla nasıl tanıştığını, nasıl ettiğini ben zaten anlatmak istiyorum. Şeyde Melisa'ya da anlattım anlat, ben. Anlat, anlat. Melisa anlatmıştır. Anlat. Tolga'nın Melisa fotoğrafı yok mu arkadaşlar Tolga'nın? Ben Tolga'yı tanımıyorum. Ben Tolga'yı benim... Bir de onun teyzesinin oğlu var. Marangoz Mehmet. Evet. Marangoz Mehmet'in evine evet. Duygu beni arıyor. Duygu beni arıyor. Diyor ki o gün dedi ben dedi yani sokaktayım dedi. Ne yapacağım? Ben de Mert'e gidiyordum. Mert dedim Duygu yanımda dedim. Ne yapalım? Hadi Mehmet'in evine gidiyoruz biz dedi. Sen de gel hadi de orada otururuz. İyi dedim Duygu var dedim yanımda. Mehmet'i de aradık. Tamam dediler. Otururuz gittik. Mehmet'lerin evine gittiğimizde işte Tolga'yla ilk tanıştığı gün o gün. İzmir'de değil mi? Bunlar hepsi İzmir'de oluyor. İzmir'de. Tabii. Balçova'da biz Mehmet'in evine gidiyoruz. Aha. Duygu orada Tolga'yla tanışıyor. Zaten yarınısı biz evden çıkarken işe gideceğiz tabii hepimiz. Mehmet işe gidiyor. Ben işe gidiyorum. Mert de işe gidecek. Üçümüz işe gideceğiz. Duygu evde. Duygu dedim sen kal bak evde kimse yok. Hani sokakta falan yani kafana göre takıl. Mehmet dedim zaten iyi bir arkadaşımız. Hani bir şey olmaz. O geceden orada Tolga'yla tanıştığı için o günün öğleni Tolga'yla alıyor kendini gidiyor. Tolga'yla bu şey var Kavacık mıdır nedir? Sonra telefon açıyor. İşte ben Tolga'yla beraber tam istediğim bir yer. İşte köy hayatı bilmem ne. Hani... Bir gecede tanıştığın adamla yarınısı gittin diyorum. Yok köy hayatı, yok mey hayatı. Gitti orada işte telefonla işte konuşuyor bana diyor ki burası çok güzel köy hayatı, tavuklar, çiftlik, miflik. Peki bir şey i̇şte soracağım. Bir dakika öyle. Dur Gökmen. Peki o tanışmadan önce kimin yanında kalıyordu? Tolga'dan önce kimin yanındaydı Duygu? İşte yani o arada boşluktaydı zaten. Kalacak yeri falan yoktu. Ki karanfille de ayrıydı. Hı hı. Karanfil'in akrabası var. Bizim Muzo var. Mukaddes var. Şimdi Mukaddes'le konuşacağız. Evet, Mukaddes'le konuşacağız. Evet. Mukaddeslerde kalıyordu. İşte bana geliyordu. Ben de işte bizim evde bazen kalıyordu. Bizim yanımızda. İşte o günde öyle hani o dönem boşluktaydı zaten. O Tolga'yla tanışması da o boşluğa denk geliyor. Yani insan bir boşluk anı oluyor ya. Evet. Peki Mukaddes bu arada Karanfil'in nesi oluyor? Birazdan konuşacağız. Mukaddes arama geldi galiba. Bir alır mısınız ekrandan lütfen? Mukaddes bildiğim kadarıyla ya var mı bir karanfille bir bağlantısı? Eşi aynı mahalledeler. Eşi mi dedi ben doğru akrabası mu anladım? Akrabası dedi. Akrabası mı dedi? Eşi mi dedi? Bir yok, şey dedi. Yok akrabası dedi. Bir dakika tamam şimdi şu söyler misin lütfen Mukaddes karanfilin nesi oluyor? Gelinleri oluyor, yengesi oluyor karanfilin. Ha, gelinleri oluyor. Anladım. Tabii. Tamam. Mukaddes'in kocasının da karanfil kardeş çocukları. Tamam. Şimdi Tolga ile ilgili neler anlatıyordu? Ne kadar onunla beraber evli kaldı? Tolga ile işte biz pardon, bilmiyoruz. Pardon beraber Tolga'yı yaşadı. Ben bir kere gördüm hayatımda. Yarınısı Duygu Tolga ile beraber gitti işte köy hayatı falan gittiler. O kadar. Ya köy hayatına gittiler ama sonra seninle temasa geçmedim Tolga'dan Tolga'yla şunu yaşıyorum yani yakın arkadaşısın ya sırdaşısın ya. Ya Tolga'yla işte, yaşadıklarını anlatmadın mı? Bir iki kere anlatıyor işte bir iki kere aradı zaten adam onu sıkmaya başlamış işte bizi aradığı için karanfil var diye ben arkadaşıyım ya karanfilin. Ha anladım. Peki yani, karanfil yani, yasak koyma. Yasak koymaya başlamış adam. Ya bir şey söyleyeyim yasak koymaya başlamış mı? Sonuçta Tolga ile bir birliktelik yaşıyor. Karanfil neden arıyor? Arkadaşın neden arıyor peki onu? Yani bir anlamda... İşte onların şeylerini bilmiyorum ki aralarındaki nasıl telefon görüşmelerini bilmiyorum. Sadece dayak yedikten sonra bana geliyor Duygu. Yani o dönem arasında bir zaman geçiyor. Duygu bir geliyor dayak yemiş. Bana anlatıyor kızım hani ben... Hani, Tolga'yla gördükten
Yani beraber olduktan sonra bana uğramıyor, gelmiyor yanıma. Anladım, sadece bir iki telefon görüşmesi. Şimdi en son böyle darp ettikten sürekli şiddet görmeye başlıyor. Karanfil senin arkadaşın, onun eski sevgilisi mesaj atınca tabii duyguya. Öyle zaten. Ya zaten biz de yani konuşmasını, görüşmesini istemiyor. Bir de şiddet görüyor. Biz de zaten karanfilin attığı mesajdan şiddet görüyor. O şiddeti gördükten sonra bana geliyor. İşte gösteriyor, ben de diyorum ki direktman savcılığa. Ama sonra gidiyor. Peki sonra Tolga'nın yanına niye dönüyor, bu kadar şiddet gördüğü yere neden i̇şte de gidiyor? İşte ben de onu anlayamıyorum ki, insan dayak yediği yere niye gider? Peki ona yasaklı madde temin ettiği için olabilir mi Gökmen? Olabilir. Ya bağımlı olduğu olabilir. İçin biraz da mecbur yani kendini biraz, bir... Didem Hanım yani bir... Biliyorum. Yasaklı madde diyelim biz ona, rütük kuralları gereği. Aslında evet. Ne fark var onu da bilmiyorum ama yasaklı maddeye hani, bağımlı iş maalesef. Açık açık o adam zaten onunla beraberdi bence. Yasaklı madde temin ettiği için onunla beraberdi. Yasaklı. Peki tabii, şu anda senin arkadaşın hayatta olabilir mi, yoksa Tolga onun başına bir şey getirmiş olabilir mi, ne dersin? Şimdi Duygu zeki bir kadın, kurnaz bir kadın ama işte orada yani dağ başı bilmiyoruz, orada dağ başında neler döner neler biten. Aha. Yani Duygu'nun bu şeylere düşmez, onu kandırabilip böyle kaçma imkanları yaratabilir. Peki. Ama kaçmış olsa muhakkak yani muhakkak bana bir mesaj atar veyahut da zor durumda olsa bir mesaj atar bir yerden bana. Telefonum çünkü onun aklında. Tamam. Gökmen çok hani, teşekkürler. Sonra seninle de konuşmak istiyorum. Ne söyleyeceksin söyle, çünkü Mukaddes'le konuşacağım birazdan. Ben yani hayatından endişe ediyorum onun. Vallahi biz de maalesef hayatından endişe ediyoruz. Maalesef maalesef. Çok teşekkürler. Sonra seninle daha detaylı uzun konuşmak istiyorum. Bu arada muhabirimiz Sevda İzmir Balçova Kavacık köyünde en son işte evet. Tolga ile yaşadıkları o köye gitti. Şu anda orada işte, tabii telefonlar da hiç çekmiyormuş. Dolayısıyla aslında canlı yayın yapacaktık. Yine şahane çalışıyor GSM operatörleri. Orada yayın yapamıyoruz. Her yerde çekiyor ya, Türkiye'nin her yerinde. Hepsi için söylüyorum. Bir tanesi için söylemiyorum tabii, biliyorsunuz. Oradan telefonlar çekmediği için öyle bir nokta. Ama şöyleymiş, son görüldüğü...